أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رضى لله تعالى الفاتحة. İlahi hamdini sözümüze sertaç ettik. Zikrini kalbimize miraç ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet. Neş'eni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız. Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini, yaret bize hep erdirdiklerini. Sevdin de Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hilat-ı risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Server-i asfiya kıldın, hatemi enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın. Salatü selam, tahiyyat-ı ikram ona olsun. Onun âline, ashabına, etbaına olsun. Ya Rabbi, aşkınla yananlardan eyle bizi. Ya ilahi, coştuk yine, ümit varız keremine. Ya Rabbi, bizler kısık sessiz. Sen minareleri ezansız bırakma. Bizi işsiz, eşsiz, açsız, vatansız bırakma Allah'ım. Ya Rabbi, ya Rabbi, dilimiz kalbimize tercüman olamıyor. Sen gönlümüzden geçenlerden de haberdarsın. Gönlümüzdeki, yüreğimizdeki dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin. Hamd
Alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salatü selam onun Habib edibi, iki cihan serveri, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize, Ali'nin ve ashabının üzerine olsun değerli gönül dostlarım. Efendim, bir Yasin Konevi ile Vakti İftar programında TV 2000 ekranlarından siz değerli gönül dostlarımıza buradan inşallah birlikteliğimiz başlamış bulunuyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duamızla programımıza başladık. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz değerli gönül dostları. Ramazan-ı Şerifimiz, bulunmuş olduğumuz şu mübarek iftar anlarımız mübarek olsun, feyizli olsun, nurlu olsun, coşkulu olsun diyoruz inşallah. Evet değerli gönül dostları, Ramazan'ın başı rahmet, ortası mağfiret, sonuysa cehennemden kurtuluştur. Evet, Ramazan'ın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluştur. Bakın şöyle ne çabuk günler geçti değil mi? Günler öyle bir seri geçiyor ki, bugün de bir adım daha ölüme yaklaştık. Bugün de isteseniz de istemeseniz de bir adım dahi ömür ağacından bugün de bir meyvemiz düştü. Acaba güzel mi düştü? Acaba kötü mü düştü? Acaba Allah'ın rızasına uygun mu düştü? Acaba Mevla'nın rızasının dışında mı? Mevlam bizleri rızasına erenlerden eylesin. Ramazan-ı Şerifimizi hayırlara vesile eylesin inşallah. Evet, bizim orucumuzla ehli kitabın orucu arasında en büyük fark nedir biliyor musunuz? En büyük farkımız değerli gönül dostları sahur yemeğidir. Aman ha, Ramazan ayında sahurlarınızı muhakkak yapın. Ehli kitap da oruç tutardı. Yahudiler de, Hristiyanlar da oruç tutardı. Ama biz Müslümanlarla aramızdaki farkımız nedir? İşte sahur yemeğidir değerli gönül dostları. Şimdi sizlere şöyle asr-ı saadete doğru bir gidelim. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinden Hazreti Hubeyb'den bahsedeceğim. Hazreti Hubeyb idam dar ağacına gittiği zaman iki rekat namaz kılma sünneti Hubeyb'den gelir. Hani idam olmadan önce insan iki rekat namaz kılıyor ya Müslümanlar. İşte değerli gönül dostları Hazreti Hubeyb'de o idam sehpasına çıkmadan önce namaz kılanlardan. Evet değerli gönül dostları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bedir Savaşı'nda, Uhud Savaşı'nda sahabesiyle her türlü fedakarlığı gösterdi. Tabii ki savaşlarda ağır kayıp veren müşrikler bunun intikamını almak istediler. Çünkü onlardan da yakınları öldürüldü. Nasıl bir intikam alalım dediler. Evet, nasıl bir intikam alalım dediler. Onlar da Peygamber Efendimiz'e Müslüman olduk. Bizlere öğreticiler gönder diye haber gönderiyorlar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sevgili Peygamberimiz 10 tane öğretmenler heyeti gönderiyor. 10 tane sahabiyi Kur'an, iman, İslam'ı öğrenmeleri için gönderiyor. Onlar gidiyorlar ama gittikleri yerde onları bir tehlike bekliyor. Evet, bu kafileler gece gündüz demeden Rici Mevki denilen bölgeye gidiyorlar değerli dostlar. Yasin kardeşiniz olarak ben 2006 yılında haccımı yaptığım zaman, o zaman değerli dostlar
O bölgeyi gördüm. Çöl ortasında bir pınar var. Evet, Rici bölgesi. Rabbim nasip etti. Orayı görmek nasip oldu. Herkes orayı bilmiyor ve gidemiyorlar. Özel bir gezimizle biz orayı ziyaret ettik. Kıssayı anlatayım, ondan sonra o mevzuya inşallah geçeceğiz değerli gönül dostları. Tabii ki bu 10 kişilik öğretmenler kafilesi Rici bölgesine gelince 200 kişilik bir müşrik ordusu etraflarını sarıyorlar. Evet, 200 kişilik müşrik ordusu etraflarını sarıyorlar değerli kardeşler. Bize öğretmen lazım deyip çekip gidenler var. İki kişi yol gösteriyordu Lihyanoğullarından. Onlar geriye çekilince zalimler devreye girdiler ve etraflarını sardılar o sahabe efendilerimizin. Yedisini okla, evet yedisini okla vurarak orada şehit düşürdüler. Sadece Hubeyb bin Adi, Zeyd bin Desinle ve Abdullah bin Tarık kalmış ve müşriklerle var güçleriyle çarpışıyorlardı. Çok geçmeden müşrikler onları sağ olarak yakaladılar. Üçünü de yayların kirişleriyle bağlayarak Mekke'ye götürmek üzere yola çıktılar o zalimler. Abdullah bin Tarık Mekkeli müşriklere götürülmeye razı olmadı. Gitmemek için zorlandı. Vallahi ben size arkadaş ve yoldaş olmam. Şehit olan arkadaşlarım bana örnek ve önderdir deyip bir zorlayışla ellerini kurtardı. Ve Lihyanoğulları onu taşa tuttular. Sonunda onu da şehit ettiler. Hubeyb bin Adi ve Zeyd bin Desinle'yi Mekke'ye götürüp müşriklere yüksek bir fiyatla sattılar. Çünkü Hazreti Hubeyb Bedir gazasında müşriklerden Haris bin Amir'i cehenneme yollamıştı. Onun oğulları şimdi kendisini almak için büyük para gönderdiler. Çünkü ondan intikam alacaklardı. Zeyd bin Desinle'yi de Saffan bin Ümeyye, Bedir savaşında öldürülen babası Ümeyye bin Halef'in intikamını almak üzere satın aldı. Evet, Mekkeli müşrikler Hazreti Hubeyb ve Zeyd'i satın aldıktan sonra onlara ne ceza vereceklerini konuşuyorlardı. Hayır, evvela işkence etmeliyiz. Ama haram aylar içerisinde bulunuyoruz. Evet, bu sebeple hemen öldüremeyiz. Haram ayların geçmesini beklememiz gerekiyor dediler. O halde hapsedelim dediler. Evet, onları hapsettiler. Ellerini ayaklarını zincirlere vurarak onları zindanda tuttular. Ve Hazreti Hubeyb bin Adi, o güzel sahabi, hapsedildiği evde tam bir tevekkül içerisinde Allah-u Teala'nın kendi hakkındaki takdirini bekliyordu. Ve değerli gönül dostları, hapsedildiği evde bulunan azatlı cariye Maviye şöyle anlatıyor hadiseyi. Hubeyb benim bulunduğum evde bir hücreye hapsedildi. Ben ondan daha hayırlı bir esir görmedim. Bir gün baktım ki elinde insan başı gibi kocaman bir üzüm salkımı var. Ondan yiyordu. Her gün böyle üzüm salkımı yerken görüldü. Düşünün değerli dostlar, o an, o mevsimde üzüm yok. Ve bu insan, bu sahabi zindanda kalıyor. Ve Rabbim ona rahmet hazinesinden ikram ediyor, ikram. Ve Hazreti Hubeyb hapsolunduğu hücrede namaz kılar, Kur'an-ı Kerim okurdu. Onun okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinleyen kadınlar ağlaşırlar, ona acırlardı. Ona bir isteğin var mı dediler. Bana tatlısı ver. Putlar için kesilen hayvanların etinden getirme. Bir de beni öldürecekleri zaman önceden haber ver. Başka bir şey istemem dedi. Öldürüleceği gün kararlaştırılınca gidip kendisine söyledim diyor Maviye. Hayret ettim. Öldürüleceği zaman öğrenince en ufak bir değişiklik olmadı. Zerre kadar üzüntü eseri görülmedi. Düşünün, siz öldürüleceksiniz, idama gideceksiniz. Nasıl olur halimiz değil mi kardeşler? Değil mi gönül dostları? Ve Hazreti Hubeyb
Ne olur dedi, bana bir ustura buluver. Temizlik yapacağım. Artık şehadet şerbetini içecek ama ondan önce temizlik yapıp Rabbimizin huzuruna temiz gitmek istiyor Hazreti Ubeyb. Ben de çocuğumun eline bir ustura verip gönderdim diyor. Çocuk yanına gidince birden korktum. Eyvah, bu adam bizim çocuğu usturayla keser. O nasıl olsa öldürülecek dedim diyor. Korkuya kapıldım. Ubeyb gönderdiği usturayı çocuğun elinden alarak çocuğu sevmek için dizine oturttu. Ben bu durumu görünce çok korktum. Feryat etmeye başladım. Durumu anlayınca, bu çocuğu öldüreceğimi mi zannediyorsun? Bizim dinimizde böyle şey yok. Haksız yere cana kıymak bizim hal ve şanımızdan değildir dedi. Aslında eli usturalı bir esir çok şey yapabilirdi, değil mi? Hatta bu fırsat sayesinde hürriyetine bile kavuşabilirdi. İşte Hazreti Ubeyb böyle bir şeyi düşünmek istemedi. Küçük bir yavruyu alet etme küçüklüğünü aklına bile getirmedi. Evet, herkese haber verildi. Genç ihtiyar, kadın erkek, bütün çocuklar oradaydılar. Bu iki yüce sahabenin başına gelecekleri merak ediyorlardı. Ve o imanlı sahabinin zincirleri sabah erkenden çözüldü. Zindandan çıkardılar. Mekke dışında Tenim denen yere götürdüler. Çünkü bütün melanetlerini, alçaklıklarını o sahabeye orada sergileyeceklerdi. Bu iki Allah ve Resulullah dostu heyecanlı değildiler. Yolda karşılaşıp görüşen bu iki sahabi kucaklaşarak birbirlerine uğradıkları belaya sabretmelerini tavsiye ettiler. Az sonra bir müşrik bağırdı. Ey Ubeyb, sen bizim babamızı Haris bin Amir'i öldürdün. Bugün onun intikamını senden alacağız. Ölmeden önce bir isteğin var mı? Yaşatan ve öldüren ve öldükten sonra gene diriltecek olan yalnız Cenab-ı Allah'tır. Ona binlerce hamd olsun dedi. Ve müşrikler hayretle tekrar sordular. Ölmeden önce bir arzun yok mu? Beni bırakınız, iki rekat namaz kılayım. Kıl orada. Elleri ve ayakları çözülen Ubeyb hemen namaza durup büyük bir sükunet içinde huşuyla iki rekat namaz kıldı. Rabbimize son dualarını yaptı. Ve vallahi eğer ölümden korkarak namazı uzattığımı zannetmeyecek olsaydınız namazımı uzatırdım, daha çok kılardım dedi. Ve namazını kıldı. Hırsla yaklaştı o kafirler. Artık ölmeye hazır mısın dediler. Aslında onun bağırıp çağırmasını istiyorlardı. Fakat aksine Ubeyb sakindi değerli dostlar. Müslüman olarak ölmekten sonra ne şekilde can verirsem vereyim önemli değil. Çünkü bütün çektiklerim Allah ve Resulullah sevgisi içindir. Cenab-ı Hak dilerse parça parça edeceğiniz vücudumun zerresini lütufla cennetine nail eyler dedi. Namazını kıldıktan sonra yüzü kıbleden Medine'ye doğru çevirdiler. Ve dar ağacına kaldırarak Ubeyb'i bağladılar dostlar. Vallahi dinimden asla dönmem. Bütün dünya benim olsa, bana verilse yine İslamiyet'ten dönmem dedi. Şimdi senin yerine peygamberin olmasını ister misin? Sen de evinde rahat oturasını ister misin dedi. Ben Muhammed Aleyhisselam'ın değil, benim yerimde olmasını, Medine'de yürürken ayağına bir diken bile batmasına asla razı olmam dedi. Ve artık Hazreti Ubeyb, Allah'ım şuracıkta düşman yüzünden başka yüz görmüyorum. Allah'ım Resulüme selamımı ulaştır. Bize yapılan bu işi Resulüne bildir diye dua etti Hazreti Ubeyb. Bu duadan sonra Peygamberimiz Eshab-ı Kiram'la oturuyordu. Ve Peygamberimiz ne dedi biliyor musunuz? Ve aleyhisselam dedi. Ya Resulallah, sen kimin selamına karşılık verdin deyince kardeşimiz Ubeyb selamına karşılık verdim. Cebrail aleyhisselam Ubeyb'in selamını bana getirdi dedi. Arada mesafeler var ama
aşıklara, yananlara, sevgililere, canlara mesafe yoktur değerli dostlar. Ve Hazreti Ubeyb bu sırada yüzünü Kabe'ye döndü. Müşrikler Medine'ye doğru dönderdiler. Allah'ım, eğer ben senin katında hayırlı bir kul isem yüzümü Kabe'ye çevir diyerek kıbleye döndü. Kabe'den başka bir tarafa yüzünü çeviremediler Hubeyb'in. Bu esnada Hubeyb dar ağacı üzerinde düşman arasında garip bir halde şehit edilmekte olduğunu dile getiren bir şiir söyledi. Bakın ne manidar bir şiirdir değerli gönül dostları. Vallahi ben Müslüman olarak öldürülecek olduktan sonra vurulup hangi yanım üstüne düşersem düşeyim gam yemem. Bunların hepsi Allah yolundadır. Ey büyük ve her şeye kadir Allah'ım, sen de bu zalimlerin tamamını mahveyle. Onlardan hiçbirini sağ bırakma. Hepsini ayrı ayrı öldür Allah'ım. Hainler korkak olur dostlar. Evet, hainler korkak olur. Konuşturmayın şunu diye bağırdılar. Hubeyb vücudundan kanlar fışkırırken, dar ağacında sallanarak son nefesini verirken, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek şehit oldu. 40 gün Hubeyb'in o mübarek bedeni dar ağacında asılı kaldı. Bedeni çürüyüp kokmadı. Hep taze kaldı değerli dostlar. İşte Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Resulullah'ın torunları, Hazreti Hüseyin Efendimiz şehit olmadı mı? Kaderde yazıldı mı? O vukua gelecek değerli dostlar. Rabbim bizleri sevdiği, razı olduğu kullarından eylesin. Bizleri o yüce, o güzel sahabelere komşu eylesin. Haydi bakalım. Bir Kerbela diyelim inşallah. Kurretul ayni Habibi kibriyansın ya Hüseyin, nur çeşimi Şah-ı Merdan Murtazansın ya Hüseyin. Hem ciğer pare-i Zehra Fatma hayrun nisa ehli beyti müjde basın ya Hüseyin. El aman ya Hüseyin, el aman ya Hüseyin, ente makbulu şefaati ya Hüseyin. İmam Hüseyin'i vurdular, kolum kanadım kırdılar, alkanlara boyadılar. Kerbela'da, Kerbela'da alkanlara boyadılar. Kerbela'da, Kerbela'da İmam Hüseyin susamıştı, bir yudum su aramıştı. Ana yüreği yanmıştı Kerbela'da, Kerbela'da ana yüreği yanmıştı Kerbela'da, Kerbela'da İmam Hüseyin şehit oldu. Gül bahçemde güller soldu, topraklar kan ile doldu. Kerbela'da, Kerbela'da topraklar kan ile doldu. Kerbela'da,
Kerbela'da. Evet efendim, Rabbim bir daha Kerbela'lar yaşatmasın. Evet değerli gönül dostları, Ramazan ayındayız. Ramazan coşkusunu yaşıyoruz. Şöyle biraz Ramazan-ı Şerif'ten bahsetmek istiyorum. Eski Ramazanlardan bahsetmek istiyorum. Tabii öncelikle bu arada değerli gönül dostları, gel gör beni, aşk neyledi,
dedi. Gel görmedi beni, aşk neyledi. Derde girip tar eyledi. Gel gör, gel gör, gel gör beni, aşk neyledi. Ben Yunus'u biçareyim, aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi. Gör beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi. Hazreti Yunus Emre'nin çok güzel bir sözleri, Yunus Emre'ye ait olan çok güzel bir eser. Yasin Konevi yorumuyla efendim dinlemiş olduğunuz 2000 TV ekranlarında yaklaşık herhalde 2 Temmuz gibi çok meşhur bir yarışma programı var. Hepinizin bildiği bir yarışma programında Yasin Konevi'nin bu eseri girdi efendim ve soru şuydu: bu eserin sözü kime ait? Tabi yarışmacı bildi ve tabi ben gururlandım, memnun oldum. Güzel bir yarışma programında kendi yorumumla o güzel eserin sorulması da beni çok memnun etti. Dediğimiz gibi değerli dostlar, Yasin Konevi olarak bizler bu güzel hizmetleri yapıyoruz. Konserlerde, organizasyonlarda, etkinliklerde bulunuyoruz. İnşallah Yasin Konevi olarak bizlere de ulaşabilirsiniz duygu düşüncelerinizle beraber. Evet değerli gönül dostları, programımız tüm güzelliğiyle devam ederken Yasin Konevi kardeşinizle Vakti İftar 2000 TV ekranlarında devam ediyor. Şimdi bir naatımız var, bir şiirimiz var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizlere nasihati var. İnşallah o şiiri, o naatı ben şimdi siz gönül dostlarıma armağan edeceğim. Tabii bu arada bizleri Japonya'dan dinleyen Ali Özdemir abimiz var. Geçenlerde Facebook'tan bana yazmış: Yasin kardeşim, sen iftar programını anlatırken, Türkiye'de insanlar iftar yaparken ben sahurumu yeni yaptım diyor. Ben sahurumu yeni yaptım. Gerçekten akıl almıyor ama Japonya, Türkiye aralarında mesafeler var. Buradan Japonya'ya Ali Özdemir abimize de selam olsun. Yasin Konevi'yi tanıyan, çünkü epey bir kitlemiz var. Ravza FM radyomuzdan dinleyici kitlelerimiz var. 2000 TV'den izleyici kitlelerimiz var. Hepinize selam olsun, muhabbet olsun, gönlünüz nurla dolsun diyorum. Ve şimdi o naatımızı buradan sizlere armağan ediyorum efendim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Ya Resulallah, Can Ahmet'imiz, Nur Muhammed Mustafa'mız, her şeyimiz, Efendimiz. Efendimiz buyuruyor ya gönül dostları, ey insanlar, size iki şey bıraktım ki onlara yapıştığınız müddetçe benden sonra asla sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Cenab-ı Hakk'ın en sevgili kulu, insanların en faziletlisi, peygamberlerin sonuncusu, iki cihan sultanı ve hidayet yolunun rehberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi anlamak, anlatmak ve uymak. İşte bunlar Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetine mazhar olma vesilesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa, hatta kainattaki bütün yaratılmışlara
rahmet oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Müslüman olarak yaşamayı öğretti. Otururken, kalkarken, yerken, içerken, konuşurken, gülerken bizi başkalarından ayıran bir hayat tarzından söz etti Can Muhammedimiz, Nur Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi görenlerin bu Müslüman, bu insan Müslüman diyeceği bir yaşama üslubuna sahip olmamızı tavsiye etti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar sade bir hayat sürdü. Hasır üzerinde yatar, arpa ekmeği yerdi. Karşısında çıkan insana öyle içten davranırdı ki herkes kendisini onun katında en sevimli kimse olduğunu zannederdi. Düşmanlarını affetmiş, hoşgörü timsali olmuş, iyilikle zulmün zincirlerini kırmış, insanlığa sevgi dersi vermişti. O sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir hayat yaşamıştı ki nefes alışından gülümseyişine kadar hikmet üzerinde tek leke dahi bulunmayan bir hayat sürmüştü. Kainatın övüncüsü, varlığın efendisi, en hayırlı insan, Allah'ın sevgilisi, rahmet peygamberi, övgüleriyle anılır hep benim efendim. Samimi, saf, temiz, sevgi dolu bir kalple bütün insanlığa hala ışık tutuyor ve kurtuluşa çağırıyor. Mevlamız cümlemize sünnet-i Muhammediye'yi öğrenmeyi, öğretmeyi ve hakkıyla yaşamayı nasip eylesin. Gel, gel ey sevgili. Mekke kokularıyla gel ey sevgili. Medine'nin tozuyla gel. Gel ki vuslat görsün alem. Gel ki ey can, hasret bir damla kan, içime damlıyor her an. Gel ey canım efendim, yüreğimiz azad olsun. Şahlanan bu zulümler ne olur yeniden uyusun. Gel, gel ey canım efendim, Nur Muhammed'im, Can Ahmet. Değerli dostları, değerli izleyenlerimiz, Yasin Konevi ile Vakti İftar devam ediyor efendim. Bu arada tabii ki Facebook ve Twitter sayfamızdan bizlere ulaşan gönül dostlarım olmuş. Şöyle birkaç kardeşimizin mesajlarını buradan hemen ben okumak istiyorum efendim. Acaba gönül dostlarımız buradan neler iletmişler? Evet, abim geçen iftar vakti programınızda seslendirdiğiniz eseri tekrar istiyoruz demiş. Seyhan Selçuk, selam olsun diyoruz. Evet, Yeliz Bulutlu, selamünaleyküm Yasin Hocam. Yeni programınız hayırlı olsun. Dualarda buluşmak dileğiyle demiş efendim. Selamünaleyküm Hocam, ben Ankara'dan Volkan Kılıç. Tüm İslam aleminin Ramazan'ı en içten dileklerimle kutlar. Seni çok sever, başarılarının devamını dilerim. Senden namaz ilahisini istiyorum. Gözümün nuru namaz demiş. Seni çok sever, saygı ve selamlarla dua eder. Dua isterim. Esselamu aleyküm demiş. Ve aleyküm selam. Hayırlı iftarlar, yüreğine sağlık, izlemedeyiz demiş Ayşe Düven hanımefendi. Hepsine efendim selam olsun. Tabii ki bu arada bizlere ulaşmak isteyen kardeşlerimiz var. Hepinize selam olsun. Mesajlarla ulaşmak isteyenler var. Selam olsun. Hepiniz gönlümüzde ve yüreğimizdesiniz değerli gönül dostları. Evet. Evet değerli gönül dostları, programımız tüm güzelliğiyle devam ederken Vakti iftar programımız ve artık iftarlara dakikalar kaldı. Efendim birçok şehirlerde iftarını açtı kardeşlerimiz. İnşallah bizler de birazdan açacağız. Ama ellerimizi semaya kaldırarak bir duamıza başlıyoruz inşallah. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Tıbbil gulubi ve devaiha.
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وزيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Allah'ım, sana karşı işlediğimiz günahtan ötürü bugün de bizleri yalnız bırakma. Azap kırbacınla bizleri cezalandırma. Bugün de gazabına vesile olacak şeylerden bizleri uzaklaştır. Sonsuz lütfun ve nimetlerin hakkına, ey şevkli insanların en büyük arzusu. Allah'ım, bugün de iyilik ve ihsanı bana sevdir. Fısk ve günahtan beni nefret ettir. Gazabını ve cehennem ateşini bana haram kıl. Yardımınla ey imdad isteyenlerin imdadı olan Allah'ım, Mevlamız, sahibimiz, yaratanımız, her şeyimiz. Ey yüceler yücesi olan Allah'ım, dilimiz kalbimize tercüman olamıyor. Ey kerim ve rahim olan Rabbimiz, kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine, yardımına, lütfuna, rahmetine, keremine bıraktık. Senden yardım diliyoruz. Belki layık değiliz, belki yüzümüz yok, belki hakkımız değil, ancak biliyor ve ikrar ediyoruz ki senden başka gidecek yolumuz yok. Senden başka tutunacak ipimiz yok. Senden başka sığınacak kapımız yok. Senden başka kimsemiz yok. Biz seni istiyoruz. Maksudumuz sensin. Bütün istediğimiz senin, bizden razı olman Allah'ım. Bize yar ve yardımcı olman. Rabbim, bizleri affeyle. Mevlamız, senin rızan için oruçlarımızı tutuyoruz. Senin rızan için ibadetlerimizi yapıyoruz. Sen ibadetlerimizi dergah-ı izzetinde kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi, namazlarımızı kılma şuurunu ver. Namaz kılmayan kardeşlerimize namaz kılmakları nasip eyle. Bizleri namaz kılmamaktan dolayı cehennem azabıyla azaplandırma. Kabrimizi daracık etme. Kabrimizi sıkıştırma. Kabirde yılan, çıyan, her türlü haşerattan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Hesabını vereceğimiz malı ver, mülkü ver Allah'ım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İstanbul Gazi Osman Paşa Necdet Usta Sofrası, lezzetin doruk noktası, hayırlı iftarlar diler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahumma rabbe hazihi davveti ta'amme ve salatil kaime, ati seyyidena محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وباث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم لك سمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك افترت. اللهم senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum. Sen kabul eyle Allah'ım. Amin.
Ya Ahmed, ya Muhammed, ya Mahmud, ya Muhammed, ya Hamid, ya Muhammed, ya Ahya, ya Muhammed, ya Wahid, ya Muhammed, ya Hashir, ya Muhammed, ya Bashir, ya Muhammed, sallallahu ala Muhammed, sallallahu alayhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu alayhi ve sellem. Ya Muhammed, ya Nebi, ya Muhammed, ya Nazir, ya Muhammed, ya Nasir, ya Muhammed, ya Şehid, ya Muhammed, ya Şahid, ya Muhammed, ya Şehid, ya Muhammed, ya meşhud, ya Muhammed, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Muhammed, ya Mucab, ya Muhammed, ya Hafiz, ya Muhammed, ya Afu, ya Muhammed, ya Veli, ya Muhammed, ya Kavi, ya Muhammed, ya Emin, ya Muhammed, ya Memnun, ya Muhammed, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Muhammed, ya Mekin, ya Muhammed, ya Metin, ya Muhammed, ya Mubin, ya Muhammed, ya Muta, ya Muhammed, ya Muti, ya Muhammed, ya Rahmet, ya Muhammed, ya Mustafa, ya Muhammed, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Münteka, ya Muhammed, ya Muhtar, ya Muhammed,
ya Ecihu ya Muhammed, ya Nesihu ya Muhammed, ya Nasihu ya Muhammed, ya Vekilu ya Muhammed, ya Şefikun ya Muhammed. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sonsuz salatu selam olsun iki cihan serveri, alemlerin efendisi Hazreti Nur Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize. Evet değerli yönü dostları, çok değerli 2000 TV izleyenleri iftarlarımızda yaptık. Allah-u Teala kabul eylesin efendim oruçlarımızı, yaptığımız ibadetlerimizi. Evet, Yasin Konevi olarak değerli yönü dostlarım, İsmi Azam'ı hep duyduk değil mi? Cenab-ı Allah'ın isimlerini. Ama Peygamber Efendimiz'in isimlerinin en fazla 4 tanesini biliyoruz. Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz'in 251 tane ismi var. Ve Rabbimize şükürler olsun, Peygamber Efendimiz'in isimlerinin 41 tanesini hazırlayıp albüm ve CD'lerinde güzel bir çalışma yapan kişilerin ilkiyim efendim. Evet, Yasin Konevi olarak ilkiyim. Peygamber Efendimiz'in isimlerini ilk defa hazırlayıp albümlerinde hazırlayan kişi biziz. Rabbimize şükürler olsun. Elhamdülillah böyle bir güzel hizmeti de yaptık. Sizlere bakın, burada Peygamber Efendimiz'in isimlerini dinlettik. Tabii ki bu güzel eserlerimin klibi de mevcut. Bunları da inşallah yasinkonevi.net web adresimden hem takip edebilirsiniz, hem oradan irtibat kurabilirsiniz. Sizlerin duygu ve düşünceleri benim için çok önemli. Sizlerden gelecek olan bir güzel düşünceyle belki yapacağımız güzel hizmetlerimiz daha artacak. Şimdi sahabe-i kiramın nasıl namaz kıldığından sizlere bahsedeceğim. Onlar nasıl aşkla, vecitle, coşkuyla nasıl namaz kılmışlar, ondan bahsedeceğim. Namaz müminin miracıdır. Namaz kulun Rabbi ile mükalemesi, yani konuşmasıdır. Sen 5 vakit Rabbinin huzurunda bir asker misali hazrol hizasıyla durarak Mevlana, Rabbine ibadet ediyorsun. Bakalım sahabe nasıl bir namaz kılmışlar. Dostları, güzel bir fonumuz vardı inşallah. Gelirse onunla beraber gönül dostlarımıza o sahabenin namazından bahsedeceğim. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, sabaha girdikleri zaman saçları dağınık, renkleri sararmış bir şekilde o vaziyette bulunurlar. Evet, saçları dağınık, renkleri sararmış bir vaziyette bulunurlardı. Geceyi secde edici, ruku edici olarak geçirirlerdi. Sen Rabbinin huzuruna duruyorsun, az bir şey mi bu? Milyarlarca insanlar içerisinde Rabbin seni Müslüman eylemiş, Muhammed ümmeti eylemiş. Az bir şey mi Allah aşkına bir namaz kılmak? Milyarlarca insanda sana nasip oluyor. Evet. Bazen sahabe uzun müddet kıyamda dururdu, ayakta kalırlar. Bazen uzun müddet secdeye kapanırlardı. Rabbimizi andıkları zaman rüzgarlı bir günde ağaç sallanır gibi sallanırlar.
gözlerinden elbiselerini ıslatıncaya kadar ve yerde abdest suyu ölçüsünde eser bırakıncaya kadar yaş boşanırdı gözlerinden. Sabah olunca yüzlerine yağ sürerler, gözlerine sürme çekerler. Halk içinde sanki geceyi hep uykuyla geçirmiş gibi çıkarlardı. Belli etmezlerdi sabahlara kadar namaz ve ibadet içinde olduklarını. Evet dostlar, evet değerli kardeşler, değerli gönül dostlarım, gönlünde yüreğinde Hak ve Resulullah'ın aşkını yaşayanlar, sahabe-i kiram namaza durdukları zaman kendilerini Allah korkusu ve azameti kaplardı. Hazreti Hasan radiyallahu an, peygamber torunu, Fatıma anamızın biricik oğullarından Can Hasan'ımız abdest alırken rengi değişirdi, biliyor musunuz? Birisi niye böyle oluyorsun ya Hasan diye sorunca, azametli, mutlak kudret sahibi, her istediğini derhal yapan bir sultanın huzuruna dikilme zamanı gelmiştir diyor. Ama bizler bir namaz kılarız, namazda türlü türlü filmler, türlü türlü oyunlar, hatırımıza gelmeyen şeyler namazda gelir. Sen namazda Rabbine kamil manada yönelmezsen hafife almış olursun. Ama bizler o peygamberin, o sahabenin dinini yaşıyorsak, yaşamaya gayret ediyorsak, onları seviyorsak, onların hayatını yaşamak zorundayız. Atalım üzerimizden şu dünya zevku safasını, atalım üzerimizden dünya kazuratını. Bir gün ölümle uyanacağız. Ölümle uyanmadan önce uyanalım ki başımızı taşlara vurmadan, pişmanlığı o vefat anından sonra duymadan önce pişmanlığımızı duyalım. Son pişmanlık fayda vermez. İşte Hazreti Ali Keremallahu Veçhe Efendimiz nasıl namaz kılardı biliyor musunuz? Hazreti Ali Efendimiz savaşta vücuduna saplanan okun namaz kılarken çıkarılması olayı meşhurdur, biliyor musunuz? Onu da size bahsedeyim. Sonra Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimizin güzel bir eseri var. Hasan ile Hüseyin'dir. Onunla programa veda edeceğiz. Hazreti Ali Efendimiz bir keresinde baldırına bir ok saplanıyor, ok. Düşünün, bir bıçağı insanın baldırına saplandığını düşünün. Baldırına ok saplanıyor da çıkarmak için uğraşıyorlar da çıkmıyor kardeşler, çıkmıyor. Nasıl bir acı var biliyor musunuz? Çok acı veriyordu Hazreti Ali Efendimiz'e. Hazreti Ali'nin namaza durmasına ve okun bu arada çıkarılmasına karar verildi. Nafile namaz kılmaya başlayan Hazreti Ali secdeye kapanınca oku kuvvetle çektiler ve çıkardılar. Namazı bitirince etrafına bakarak oku çıkardınız mı diye soran Hazreti Ali Efendimiz, oradakiler çoktan çıkardık dediler. İşte böyle bir namaz. Şunu unutmayın. Bizler Hazreti Ali'yi seviyoruz. Bizler Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'i seviyoruz. Bizler Hazreti Fatıma'yı seviyoruz. Niye seviyoruz? Allah için seviyoruz. Resulullah'ın namına seviyoruz. Resulullah'a uydukları için seviyoruz. O peygambere tabi oldukları için seviyoruz. Hazreti Ali'yi, Hazreti Hasan, Hüseyin'i sevmemiz Resulullah'tan gelir. Çünkü onlar Resulullah'ın hayatını yaşıyorlardı. Sen de Resulullah'ın hayatını yaşa ki o ehli beyti razı edesin. Şimdi Hasan ile Hüseyin'dir diyeceğiz. Bu güzel eserimizden önce veda konuşmamı yapacağım. Haklarınızı helal edin. Evet efendim, bugün de inşallah bir vakti iftar programımız hitama erdi. Sürçülisan ettiysem affola. Hepinizi Allah için seviyoruz. İnşallah yarın Ravza FM programcılarından Selçuk Murat Adan abimiz program konuğumuz olacak. Şöyle asr-ı saadeti yaşayacağız onunla beraber. Yasin Konevi kardeşiniz olarak bizlerle irtibat kurmak isterseniz ekranımızdaki numaralarımızdan bizlerle irtibat kurabilirsiniz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet kalın diyorum. Rabbim vatanımızı, milletimizi, bizleri her türlü düşmanlardan muhafaza eylesin. Hasan ile Hüseyin'dir diyoruz. Hayırlı Ramazanlar.
şehitlerin ser çeşmesi, enbiyanın bağrı başı, evliyanın gözü yaşı, Hasan ile Hüseyin'dir, Hasan ile Hüseyin'dir, Hasan ile Hüseyin'dir, Elia'nın gözü yaşı, Hasan ile Hüseyin'dir, Hasan ile Hüseyin'dir. Şehitlerin ser çeşmesi, enbiyanın bağrı başı, evliyanın gözü yaşı, Hasan ile Hüseyin'dir, Hasan ile Hüseyin'dir, Hasan ile Hüseyin'dir, evliyanın gözü yaşı, Hasan ile Hüseyin'dir, Hasan ile Hüseyin'dir. Hasan ile Hüseyin'dir, Hasan ile Hüseyin'dir, Arşın çifte küpeleri, Hasan ile Hüseyin'dir, Hasan ile Hüseyin'dir. Hasan ile Hüseyin'dir, Hasan ile Hüseyin'dir, Fatma ana güzelleri, Hasan ile Hüseyin'dir, Hasan ile Hüseyin'dir. Hasan ile Hüseyin'dir,
Hasan ile Hüseyin'dir. Hasan ile Hüseyin'dir. Sekiz cennetin sultanı Hasan ile Hüseyin'dir. Hasan ile Hüseyin'dir.